Bizim devletimizi ilgilendiren e, önemli konularda işlettiğimiz bir demokratik temayülümüz var. Önce konun uzmanlarıyla çalışıyoruz. Partimizin içinde milletvekili e, görevini yürüten arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başkanlık divanımızda uzun erimli toplantılar yapıyoruz. Daha sonra da mecliste oy kullanabilecek e, milletvekili arkadaşlarımızla yeniden bir e, çalışma yapılıyor ve oyluyoruz. Ondan sonra o karar şekilleniyor. Aynı e, prosedürü işlettiğimiz için ancak şu saatte e, bir kanaat e, partimizin e, duruşunu e, sizlerle paylaşmak durumundayım. E, aldı Önce başkanlık divanımız e, bugün saat 14'te e, oylanacak tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit oluşturacağını vatan çocuklarının, milletimizin içinden bağrından çıkmış Mehmetçiğimizin nahak yere şehit olmasına yol açabileceğini, 2000 kilometre ötede bir yere muharip güç göndermenin, Sakıncalı olduğunu, yanlış olduğunu, bir Arap iç savaşının Suriye'de olduğu gibi parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat etti. Suriye deneyiminin getirdiği sonuçlara baktığımız zaman biz Suriye'deki iç savaşın parçası olduk ve Türkiye ne kazandı? Ne kazandı? 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı. Ne kazandı? 50 milyar dolar Para harcadı. Ne sonuçla karşılaştı? Rusya ile sınırdaş oldu. Hem kuzeyde hem güneyde sınır oldu ee, ve e, PKK'nın Suriye'de de e, bir devletleşme e, yönünde sağlamadımlar atılmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Yani ne demek istiyoruz? Suriye'de iç savaşın Arapların kendi arasındaki iç savaşın parçası olmanın Türkiye'ye getirdiği herhangi bir e, kazanç olmadı. Bu deneyimden yola çıkarak 2000 kilometre uzakta ve e, bir iç savaş yaşanan bir ülkede yani Libya'da Türkiye iki gücün yani mutabakat ulusal mutabakat hükümetiyle Hafter kuvvetleri arasında Ara bulucuk yapması doğrudur, ama asker göndermesi ve muharip asker göndermesi e, o, o iç savaşın bir diğer alanında e, taraf olmasını doğru bulmadık. Başkanlık Divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Milletvekillerimizle aynı prosedürü işlettik ve oy birliğiyle. Ee, bu tezkereye iyi Parti olarak saydığım nedenlerle ki Sayın e, Aytun Çıray partimiz adına konuşma yapacak. O da anlatacak mecliste bu saydığımız nedenlerle hayır oyu vermeye ve bunun e, bu tezkerenin Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini, milletimize hayır getirmeyeceğini ve milli güvenliğimizi tehdit altına alacağına dair e, kanaatlerimizle hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun. İnşallah ülkemiz bu işten büyük zarar görmez. Bütün bunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Meclis işlemiyor. Tek bir şahsın hayallerine o gençliğinde aldığı Kahire öğretisinin oluşturduğu sabitelere ve Orta Doğu'nun Lideri olma hayallerine, duygusal yaklaşımına e, bağlı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu dış politikadaki bu garip, acayip e, durumla karşı karşıya kaldık. Dış işlerimizin Osmanlı'dan itibaren, ben bir tarihçiyim, Osmanlı'dan itibaren oluşturduğu bir hafıza vardı. Bu arkadaşlarımız monşer, şu, bu diyerek o hafızayı ortadan kaldırdılar. Kendi kafalarına göre, hatta bipolar diyeceğimiz bir duygusal bakış açısıyla dış politikamızda bugün şöyle bir karar verdik, ertesi gün e, onu uygulamaya koyduk. Zaten meclisin kıymeti harbiyesi yok ve e, sonuçta atılan adımların her birinin Türkiye maliyetleri çok yüksek oldu. E, o nedenle Bugün bir kere daha anladık ki, kuvvetle anladık ki Türkiye'nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek geçmekten başka çaresi yoktur. Bu konuyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ucu ya. açık. Yani e, ben Sayın Mevlüt e, Çavuşoğlu'nun e, ziyaretinde kendisine hem şahsen ben hem de Sayın Çıray, Sayın Adnan Sezgin, Sayın Ümit Özdağ, Sayın Musa Dervişoğlu, Sayın Ahmet Erozan'ın katıldığı bir toplantı yaptık. Ve bu arkadaşlarımız tek tek sorular sordular. Ama özel bir görüşme kabul ettiğim için o konuda yorum yapmamıştım ama. Önemli bir soru vardı. O soru şuydu. Çerçevesi nedir? Bu ucu açık bir tezkere midir? Sayın Bakan'ın verdiği cevap, Evet, ucu açık bir tezkeredir. İki, kötü, en kötü senaryo çalışılmış mıdır? Yani buna yönelik tedbir alınmış mıdır? Dolayısıyla e, o bu tezkerenin yani Sayın Erdoğan'ın canı istediği gibi tavır ve davranış içine girebileceği yetkilerin kendisine verildiği bir tezkere olarak değerlendirdik. Allah milletimizi korusun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>